9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Sayfa 28 Cevapları. Tuna yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Tarih Tuna Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 28'de, aşağıdaki çoktan seçmeli sorulan cevaplayınız. 1. Geçmişin aydınlatılmasında yararlanılan yazılı belgeler diğer kaynaklara göre daha kesin ve güvenilir bilgiler içerir. Buna göre aşağıdaki terden hangisinin tarih araştırmacılarına daha bilimsel veriler sunduğu söylenebilir? A. Kit şaheler. B. Fosiller. C. Tarım aletleri. D. Silahlar. E. Minyatürle. Cevap A. İkinci aşağıda tarih biliminin kullandığı kaynaklardan bazıları verilmiştir. Su kaynaklardan hangisi ait olduğu dönem hakkında diğerlerine göre daha kesin ve ayrıntılı bilgilere ulaşılmasını sağlar. A. Duvar resimleri. S. Çivi yazılı kil tabletler. C. Mimar bireserler. D. Madeni süs eşyaları. E. Çeşitli giysiler. Cevap B. Üçüncü tarih, geçmişteki olayların nedenlerini ve sonuçlarını ortaya çıkarmaya çalışır. Ayrına bireysel ve toplumsal deneyimleri yorumlayarak geleceğe yönelik yön fikirler üretir. Buna göre tarih, iyiye ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz? A. Geleceğe yön verir. 8. Geçmişteki olayları inceler. C. İnsanlar ne deneyimlerinden yararlanır? D. Olaylar bir anlatırken yer ve zaman belirtin. E. Geçmişten ders alınmasını sağlar. Cevap D. 4. Atatürk'ün, Türk çocuğu ecdadım tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Sözü aşağı bakilerden hangisini doğrulamaktadır? A. Tarihin belgelere dayanması gerektiği. B. Tarihin milli benliği güçlendirdiği. C. A. Tarihin inceleme alanının çok geniş olduğu. D. Tarihin başka bilim dallarından yoceği malı. E. Tarihin tekerrür ettiği. Cevap B. 5. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde verilen diyayım tarihi diğerlerine göre daha kesindir? A. Cumhuriyet 1923'te Hana diler. B. Evliya Çelebi 17. 100 yılda yaşadı. C. Mustafa Kemal 1 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. D. İstanbul 15, yüzyılın ikinci yarısında fethedildi. E. Moy Han Mö 209'da tahta geçti. Cevap A. 3. aşağıdakilerden hangisi tarihin yazılı kaynaklarından biri değildir? A. Otobiyografiler. B. Seyahatnameler. C. Fermanlar. D. Mitoslar. E. Mahkeme kayıtlar. Cevap D. 7. Eski yazı sistemlerini ve alfabeleri çözerek yazık belgelerin okunmasını sağlayan ve bu yolla tarihe yardımcı olan bilim dalı aşağıdaki terden hangisidir? A. Heraklit. B. Arkeoloji. C. Filoloji. D. Paleografya. E. Kronoloji. Cevap D. 8. aşağıda verilen tarihlerden günümüze an yakın olanı hangisidir? A. MS 87. B. MS İ 32. C. MS 1040. D. MÖ 1280. E. MÖ 91. Cevap C. 9. tarihi olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi vardır. Buna göre önce yaşanan bir olay daha sonraki bir başka olayın nedenidir. Buna göre tarihi olaylarda neden-sonuç ilişkisinin doğru bir şekilde tespit edilebilmesi tarihe yardımcı bilimlerden öncelikle hangisini gerekli hale getirmektedir? A. Filoloji. B. Enografya. C. Nimizmatik. D. Epigrafi. E. Kronoloji. Cevap E. 9. Sınıf Tarih Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.